Özellikle akciğer hastalığı tanısı konmuş kişiye ve birçok izleyicimizin de sorusunda sonrasında kalp hastası tanısına kadar da gitmiş. Beraberinde akciğerin kalp hastalığının davetiyesi olabilir mi? Çünkü Şöyle gelen var sorularda tabii. kan Şimdi oksijeni yormuş, yanlış söylemiyorsak oksijeni tam alamamış, vücudumuz kalp hızlı çalıştığı için yorulmuş gibi şeyler yazmışlar. öyle değil de şöyle diyelim. Şimdi KUAH oluştuğu zaman yani bu akciğer alveolleri dedim biz. Yani Evet. bu bizim oksijen alışverişini yapan yerlerde de problem oluyor. Aynı zamanda akciğer damarlarında da akciğer tansiyonu dediğimiz bir olay var. Akciğer tansiyonu yükseliyor. O damarların içi daralıyor o damarlar ve orada basınç yükseliyor. Basınç yükseldiği zaman da bu akciğer tansiyonu yükseliyor. Akciğer tansiyonu yükseldiği zaman da şimdi kalbimiz bizim özellikle kalbin sağ tarafı pompa yaptığı zaman akciğere yolluyor. Akciğer damarlarına yolluyor. Şimdi akciğer damarlarında basınç yüksek olduğu zaman o kalbin sağ tarafı yolluyor ama oradaki basınç yüksek. Bu sefer o kalbin sağ tarafı yoruluyor. Evet. O basınca karşı pompa yapmak zorunda kalıyor. Ve bu bir süre sonra da o kalbin sağ tarafı büyümeye başlıyor ve daha sonra da tamamen yetmezlik haline geliyor. İşte buna biz kor pulmonale hale diyoruz. Yani hem kalp hem akciğer. Kor aslında kalp demek, pulmonale de akciğer demek. Yani kor pulmonale dediğimiz tablo gelişiyor. Hastada nefes darlığı ve akciğer yetmezliği, KUAH'ın yanında bu sefer de kalp yetmezliği başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Sağ kalp yetmezliğinden dolayı işte karaciğerde büyüme, karında şişlikler, ayakta şişlikler, ödemler başlıyor. Bu son derece tabii terminal yani son döneme doğru gidişatı gösteriyor. Son derece ağır bir tablodur. Tedavisi de çok radikal tedavileri yok. İşte ilaçlarla, idrar söktürücülerle, işte akciğer tansiyonu düşürücü ilaçlarla idare etmeye çalışıyoruz. Burada sigara işte buradan Yine da ortaya gördüğünüz çıkmış oldu. gibi ne kadar önemli olduğunu KUAH deyip de geçmemek lazım. Kesinlikle. KUAH'ın özellikle ileri dönemleri son derece kalbi de yoruyor. Aynı zamanda işte KUAH hastaları biliyorsunuz işte zatürreden bahsettik. Ya, ya. Basit bir enfeksiyonda, gribal bir enfeksiyon zatürreye dönüşüyor ve çok ağır seyrediyor. Evet. Ölümcül seyrediyor yani bu KUAH sonrası gelişen akciğer enfeksiyonları. Onun için Kendimize ileriki bakmak zorundayız, evet. yaşlandığımızda sağlıklı olmak istiyorsak sigara ve diğer bütün tütün şeylerden uzak durmamız gerekiyor.